sinyal verip sağa çekiyorsunuz. Bitmemişse sola sinyal verip ana yola giriyoruz tekrardan. Evet. Böyle durduk. Sarı yandığı zaman duruyoruz. Şimdi uzun yolu anlatacağım sizlere. Uzun yolda da acele etmeyeceksiniz. İlk yola çıktığınız zaman vitesinizi ikinci vitese, daha sonra üçüncü vitese alıp o şekilde üçüncü vitese ilerleyeceksiniz. Uzun yolda 50 km hızı veya 60 km hızı geçmemeye özen gösterin arkadaşlar. Evet, yeşilin yanmasını bekliyoruz. Sağ sinyalimizi buraya girdiğimiz gibi verdik. Buradan dönerken arkadaşlar hiçbir zaman geniş almayın. Direkt dönüşte sağ şeride girecek şekilde giriyoruz. Evet, sağ şeride bu şekilde girdik. Burada ilerlerken öndeki araçla mesafeniz her zaman hızınızın yarısı kadar ortalama olması gerekiyor. 60 km hızdan gidiyorsanız 30 metre civarında olması gerekiyor. Sollamalar şu ortadaki kesik çizgili bölgelerden yapılır. Eğer düz çizgiyse ortada sollama yapmayın. Önünüzdeki araba eğer yavaşladıysa frene basmayın. İlk olarak ayağınızı gazdan çekin. Gazdan çektiğinizde zaten vites hızına, motor hızına düşecek. Yavaşlayacak araba. Yani önünüze biri atladığı zaman uzaktaysa eğer direkt frene basmayın. İlk olarak ayağınızı gazdan çekin. Gerekiyorsa frene basarsınız. Yine aynı şekilde ana yolda giderken yaya geçitlerinde ayağımızı gazdan çekelim. Işıklar eğer yeşil yanıyorsa kırmızıya yakalanmamak için sakın gaza basmayın. Bunlar hatadır. Komisyon özellikle bunlara dikkat ediyor. Yani bir an önce yeşilde geçeyim diye sakın ola gaza basmayın. Siz yine aynı 50 km hızdan veya 60 km hızdan ilerleyebilirsiniz. Mesela ileride kırmızı yanıyor. Eğer kırmızı yanıyorsa size bir kobi olsun. Şu yerdeki iki çizgilere geldiğinizde vitesinizi ikiye almayı unutmayın. Eğer vites küçülterek duracaksanız vitesinizi ikiye alın. Daha sonra debriyaj frenle ilerlerken durduğunuz noktada vitesinizi bir alabilirsiniz. Öndeki araca her zaman bu şekilde mesafeli gidin. Biraz kalkışınızı yaptıktan sonra vitesinizi hemen ikiye alabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra hızlandığınızda vitesinizi, yani bunu size komisyon veya hocanız arabanın içinde söylemeyecek sınav anında, siz direkt kendiniz yapacaksınız. Eğer sollama yapacaksanız da ana yolda direksiyonunuzu çok hızlı bir şekilde çevirmeyeceksiniz arkadaşlar. Mesela öndeki arabayı komisyon bazen solla diyor size. Solla dediği zaman direksiyonunuzu hafif, yani bir milim çevireceksiniz. Uzun vadeli bir şekilde şerit değiştireceksiniz. Aniden direksiyonunuzu sola kırmayacaksınız. Aksi takdirde şeritten çıkarsınız. Kaza da olabilir. Allah göstermesin. Şimdi mesela diyelim solla dediği zaman biraz hızınızı arttıracaksınız. Sol aynaya bakacaksınız. Arkadan araba gelip gelmediğini kontrol etmeniz gerekiyor. Ama ilk olarak sinyalinizi verin. Sola sinyalinizi verin. Daha sonra aynaya bakın. Şeridinizi bu şekilde değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Şerit değiştirdikten sonra da diyelim sağdaki arabayı solladınız. Solladınız, tekrardan sağ sinyal veriyoruz. Sağ aynaya bakıyoruz. Şeridimizi şu şekilde yavaş yavaş değiştiriyoruz. Yani hızımız aynı veya arttırıyoruz ama direksiyonumuzu yavaş çeviriyoruz. Hızlı çevirirsek yine aynı şekilde kazaya sebebiyet verir. Sollamalarda sinyaller çok önemli. Eğer bir sinyal vermezseniz zaten direkt kalma sebebi. Sınav boyu 35 dakikanız var. 35 dakika içerisinde bir kere istop ettirme hakkınız var.
bir sinyal vermediğiniz zaman kalıyorsunuz. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Zaten parklarda dubalara vurursanız kalırsınız. Emniyet kemeri takmama yine kalma sebebi. Yola çıkarken aynalara bakmamak, sol tarafı kontrol etmemek. Bunlar da aynı şekilde kalma sebebi ve kaza sebebidir arkadaşlar. Evet, vitesimizi 4'e alalım. Biraz daha hızlanalım. Evet, sınavda dönüş yerleri 3 tane. İlki normal kavşak, ikincisi içeriye girerek dönmüş olduğumuz yer, üçüncüsü de yine aynı şekilde normal kavşak. Ben size içeriye girerek döndüğümüz yerden nasıl dönüldü hakkında bilgi vereceğim. Mesela ileriden döneceğiz denildiği zaman sola sinyalimizi veriyoruz. Eğer ışıkları görüyorsak sol şeride bu şekilde geçiyoruz. Sinyalimizi kapatmıyoruz. Sol şeride geçtik. Bu şekilde ilerliyoruz kontrollü bir şekilde. Evet, vitesimizi 2'ye kadar düşürdük. Bize kırmızı yandığı için duruyoruz. Sağ tarafa yeşil yanıyor, bize kırmızı yanıyor. Arkadaşlar, burada U dönüşü yasak. Bazı araçlar dönüyor yalnız. Siz öndeki aracı dikkate almayın. Biz genişten dönüp karşıda mavi tabela var, oklan gösteriyor. O tabelanın olduğu yerden içeriye girip yine aynı şekilde döneceğiz. Yalnız burada sinyalleri unutmayın. Toplamda buradan dönerken 3 tane sinyalimiz var. Nereden dönerseniz öncesinde sinyal vermeniz gerekiyor. Şimdi bize yanacak ışık. Evet. Şu şekilde ilerliyoruz. Evet, buraya girdiğimiz zaman direksiyonumuzu düzelttiğimizde sinyal kapanır. Tekrardan sola sinyal verip çok çevirmiyoruz direksiyonumuzu. Genişten bu şekilde dönüyoruz. Daha sonra sağa sinyal verip yolumuza giriyoruz. Eğer ki kırmızı yanıyorsa sarı çizginin arkasında duracağız arkadaşlar. Kırmızı yanıyorsa eğer sarı çizginin arkasında duruyoruz. Yani yaya geçidini işgal etmiyoruz. Bu konuda da bilginiz olsun. Işıklarda yaya geçidinin olduğu her yerde durduğumuz zaman her zaman sarı çizginin arkasında kalıyoruz. Evet, yine vitesimizi yükselttik. Tekrardan 4'e kadar çıkartalım. Ama siz komisyon demediği sürece vitesinizi 4'e kadar almayın. Daha sonra küçültmede panik yapabiliyorsunuz. Bu döndüğümüz yerden bir sonra bir tane daha kavşak var. O da normal kavşak olduğu için onu biliyorsunuzdur. Dönüşte de ben size normal kavşağa nasıl girilecek bunun hakkında bilgi vereceğim. O yüzden oraya kadar ilerlemedik. Evet, bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Hızımızı sabitledik 60'a. Evet, şöyle daha rahat görürsünüz. Sınavda hiçbir zaman acele etmeyin. 35 dakika fazlasıyla yetiyor sizlere. İlk olarak komisyon hangisini yapın derse size onu yapacağız arkadaşlar. Bazen ilk kısa parkuru yaptırıyor. Bazen ilk uzun parkuru yaptırıyor. Duruma göre size bilgi verilecek o gün. Özellikle sınav günü L parka ve paralel parka girerken acele etmeyin. Çünkü orayı hızlı yaptığınız zaman ayarları kaçırdığınızda dubalara vurursunuz. Bunların hepsi kalma sebebidir. Bilginiz olsun. Bazen komisyon sizi konuşturacak, sorular soracak. Bunları yaptığında hiçbir zaman yolu kaybetmeyin. Yani ileride ne yapacağınızı ilk olarak düşünün. Daha sonra gerekiyorsa komisyona cevap verirsiniz.
ileride ışıklar mesela yanıyor, yeşil yanıyor ama biz yine de hızımızı arttırmayacağız. Aynı hızla ilerleyeceğiz. Acele etmeyeceğiz 2'yi almak için. Mesela diyelim vites 3'te gidiyorsunuz. Yine 3. vitesten ilerleyin. Dediğim gibi kırmızı yanıyorsa eğer, şu yolda gördüğünüz 2 tane çizgilere geldiniz mi, vitesinizi 2'ye alın. Bu size kobi olsun arkadaşlar. Vites küçülterek duracaksanız. Eğer vites küçültmeden duracaksanız, debriyaja basıp frenle beraber öndeki aracın arkasına kadar gelip tam öndeki arabanın arkasında durun. Durduktan sonra da vitesinizi 1'e almayı unutmayın. Eğer vitesinizi 1'e almazsanız 2 ile araba kalkmaz. Vites otomatikman araba istop edecektir. Bir kere istop ettirdiğiniz zaman ikinci istop otomatikman olabiliyor. Çünkü aday panik yapıyor. Bir kere istop hakkım kaldı diye panik yaptığımda zaten hatayı zorluyor. Arkadaşımız güzel sürüyor. Yol tutuşu da güzel. Sınavda inşallah başarılı olacak. Direksiyonunuzu bu uzun yolda giderken hızlı sağa sola hiçbir zaman çevirmeyin. Bu sizin için her zaman kötü olur. Aniden sağa sola sapar araba. Özellikle sol tarafa yakın olmayın arkadaşlar. Sol taraf genelde kamyonlar sollarken arabalar geçiyor. Sizi zor durumda bırakabilir. Biraz daha hızlanalım. Şimdi komisyon sizlere ileride döneceğiz dediği zaman, eğer siz ileride dönülecek olan kavşağı görüyorsanız gördüğünüz gibi sinyalinizi vermeye başlayın. Çünkü öncesinden sola geçeceksiniz. Sinyalinizi önceden verin. Mesela ileriden döneceğiz. Şu anda göründü. Sola sinyalimizi verdik. Sol şeride hızlı bir şekilde geçtik arkadaşlar. Evet, ileride kavşaktan döneceğiz. Acele etmiyoruz. Kırmızı yanıyor zaten. Evet, vitesimizi yine iki çizgilere geldiğimiz zaman 2'ye düşürdük. Kavşaklara girerken arkadaşlar ne yapmanız gerekiyor? İkinci vitesten, şu anda yeşil yandığı için ikinci vitesten de gidebilirsiniz. 1'e de alabilirsiniz eğer durma noktasına geldiyseniz. Sağa açılmıyoruz. Yine aynı şekilde şeridimizden gidip içeride en sağda olacak şekilde duruyoruz arkadaşlar. Şu şekilde duruyoruz. Eğer ki ilk uzun yolu yapmışsak ve bayıra döneceksek sol şeritte duruyoruz. Ama şu anda biz ilk kısa parkuru yaptık, uzun parkuru yaptık, diyelim sınav bitecek, direkt karşıya giriyoruz arkadaşlar. O yüzden sinyal vermiyoruz ama bayıra dönecek olsaydık sola sinyalle devam edecektik. Evet, direkt karşıya gidiyoruz. Tam buraya geldiğiniz zaman şirketin önüne çekeceksek, hangi taraftaysa, bizimki sol tarafta, sola sinyal verip direkt karşıya devam ediyoruz. Mesela araba geliyorsa eğer debriyaj frenle yavaşlıyoruz. Şu şekilde yavaş yavaş duruyoruz arkadaşlar. Bu şekilde durduğunuzda ne yapmanız gerekiyor? İlk olarak vitesinizi boşa alıyorsunuz. El frenini çekiyorsunuz. Kontağı kapatıyorsunuz arkadaşlar. En sonda vitesinizi 1'e almayı unutmayın. Vitesinizi 1'e almanız gerekiyor. Çünkü araba eğer el freni tutmuyorsa 1. viteste kaymaz. Bilginiz olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sınavda herkese başarılar diliyorum.